Şimdi ben Konya mutfağını tabii seviyorum, o da doğal. Çünkü baba tarafından Konyalıyım. Geçmişimi merak edenler, bu Sayme Yardımcı Hanım'ın, ki onun evinde çekim yapmıştık. Çok değerli bir hanımefendi, köklü bir aileden geliyor. Asırlık Bir Çınar adlı kitabında anlatıyor eski Konya ailelerini. Tabii ben Konya mutfağını sevdiğim için bir Konya lokantasında çekim yapacağım zaman ince elip sık dokuyorum. Bazı ölçütlerim var, bazı küçük sınavlar var, onları geçmeleri lazım. Bunun sonucunda bir yeri daha denemeye karar verdim, Şirkeci'de. Ki buranın müdavimleri arasında Mehmet Yalçın Bey de varmış. Gazeteden köşe arkadaşım, Milliyet Gazetesi'nden. Onu da öğrenince sevindim çünkü damak tadımız uyuyor birbirine. Ben de merak ediyorum. İnşallah güzel bir çekim olur. Vallahi şimdi ben Konya yemeğini tabii çok özlüyorum. Evet, Konyalısınız biliyorum onu. Evet, Konya'da gerçekten yemek bir şey bamya, çiçek bamya. Çiçek bamya, kurutulmuş özel bamyadır. Evet, kurutulmuş şey, çiçek evet. Bamya. Dizerler bunu biliyorsun, böyle şeye kuruturlar. Evet, ülkeleri. Evet. Bamyayı nereden? Konya'dan mı getiriyorsun? Yok, ilginçtir. Bamyayı Amasyalılar yapar. Evet. Konyalılar daha çok tüketir. Bizim memleketimizde düğünlerde falan olmazsa olmazımızdır. Tabii. Bamya çorbamız. Tabii. Meşhurdur bayağı. Ama Amasya'dan getirtiyoruz özel. Kurutulmuş. Çiçek bamya, tabii. Çiçek bamya. Tabii. İçinde et parçacıkları var. Pek et ha küçük. Aslında evet. Buna şey koymak lazım. Babaannem bunu yapardı hakikaten. Ben o zaman yemezdim. Çünkü çocukken ben kemikli et gördüğüm zaman... Kemikli et. Kemikli eti yemezdim. Ama bu asıl kemikli olması lazım. O kemiğin suyuna... Kemikli tabii. Değil burada sizin et. Yani şey parça parça. Kemikleri ne yapıyorsunuz? Kemik küçük kuşbaşı et koyuyoruz içine. Kemikli koymuyoruz. Ama kemikleri doğrusu bunu. Yani. Konya'da yapılırken kemikli. Doğru kemikli yaparlar. Daha büyük yaptıklar. Çorba diye sunduğumuz için ancak bu şekilde verebiliyoruz. Kemikli yapalım. Evet. Bu fena değil ama şey olsa daha lezzetli olur bu. Kemik tadının çorbaya geçmesi lazım. Ha. İlla ki. Sizde biraz domates tadı ön plana çıkmış. O kemik iliği tadının domatesinden önce olması lazım. Bence. Anladım. Bu tam Konya işi olmamış yani. Çorba güzel yani Konya şey tam Konya şeyinde bu kemik iliği suyunu biraz daha tabii olmasın. Kemik iliğinin suyunu şey yapması lazım. Ne kadar çorba? Kaç para? 8 lira. 8 lira yapıyorsunuz. Evet. Peki. Tamam ben çorbayla doymayayım çünkü etkili bir şey geliyor. Evet. Tamam. Çok harika bıçak koktu arası yalnız. Vedat Bey. Tabii ki bıçak arası evet. Şeyde. Bunun hamuru şimdi Konya burundan. Evet. Bu kuzeyde. Yani, bu biliyorsun sadece domates, biber evet, o kadar. Tabii. Soğan yoktur bunda. Şimdi eskiden bu uzun şeyler yeni çıktı. Eskiden yani benim bildiğim daha küçük olurdu, yuvarlak olurdu. O da biraz şeyde, daha dar yaparlardı. Dar yapar. Biraz, dar biraz yaparlar. Çabuk soğuyor. Tekşeyi bir an önce yerim o zaman. Tekşiyor. Evet, evet. Görünüş harika. Afiyet olsun. Bunun unu da özel. Konya unu. Altına kepek, ranzman derler Konya'da. Onu sereriz. Etlerimiz kuzu eti. Bir yaşında olmamış. Ne seriyorsun Artan'ın? Ne seriyorsun? Ranzman derler. Kepek unu. Kepekle Konya şeyi karıştırıyorsun. Tabii, sıfır unu herhalde karıştırıyorsunuz. Tabii, evet o unu. Konya unu olacak. Konya unu zaten çok güzel. Mutlaka. Bu hakikaten. Zaten diğer unlarda bu kaliteyi bu şeyi yakalayamayız. Yok. Kesinlikle. Kuzu eti olacak. Erkek kuzu bir yaşını doldurmamış. Toklu. Toklu deriz. Toklu deriz. Daha iyi bilirsiniz. Toroslardan gelen. Mutlaka. Karaman bu. Karaman kuzu doğrudur. Sulu çıktı. Daha iyi. Bak bu çok güzel. Yani buna... Afiyet olsun. Hiç bileceğim yok. Bu çok değişik. Ben bir de odun fırını başka yani. Meşe odunu ayrı lezzet katıyor. Bunu hadi bazıları şu... doğalgazda yapıyor. Yok olmaz. Mutlaka bulamayız. Şimdi bakın bunu göstermek istiyorum izleyicilere. Baktığınız zaman bu güzel pişmiş kıtır. Fakat sert değil. Sert yani olmayacak. El de açılıyor bir de. Çok güzel. Bir şeye de yer kalsın biraz. Şimdi olur. Asıl sıra şeye geliyor değil mi? Atıl. Ha bunun fiyatını sormak istiyorum. Bu kaç kişilik? Yani bu kaç porsiyon? Yani bu şimdi porsiyonu. Bu bir kişilik 14 lira bir porsiyonu. Evet. Bu 28 lira. Evet, evet. Doğrudur.
3'ü 28 oluyor ama bir kişilik bile çok şey. Güzel. Normalde bir kişi rahatlıkla doyar. Yanında ayranıyla beraber. Evet. Tabii doyar. Önce şu tandırdan bakayım. Evet, bu kemiksiz olan. Vedat Bey, bu da kuzu eti. Bu da 3-4 saatte pişer. Kendi yağıyla pişer. Bakır kazanda. Tabii ki. Kazanda pişken yağ. Şimdi ince güzel. Oldukça güzel. Güzel. Tabii, güzel. Yani kemikli işte incik. Şeyin lezzette genellikle kıvırcık artık pek kalmadı. Kalmadı. Daha çok besi hayvanları geliyor oradan. Şimdi Trakya'dan. Çok nadir. Hala Keşan'da falan güzel şeyler bulunuyor kuzular ama onların da kuyruğu çok ince biliyorsun. İnce. Bizim lezzetini Karaman kuzuları daha doğal beslendikler için lezzeti daha çok olur. Kemiğe yakın olan daha lezzetli. En güzel tarafıdır. Yalnız bunu hakikaten soğanla yiyeceksin biliyorsun. Soğan, kuru soğan olmasın. Kuru soğan şart. Şu da en güzel tarafı soğan. Soğanı cücüğü. Cücüğünü alayım. Cücüğü. Şu bak eti şöyle silkele. Görüyor musun? Evet, kendinden alıştı. Harika, böyle oluyor işte fiskeyle. Bak, fiske vuruyorum. Kaya tuzu, kendi yağ, et. Başka hiçbir şey yok. Kuzu fırın. Bazen burada tandır falan diyorlar. Orijinal fırın kebabı Konya'nın. Şey güzel ama yani bile de çok lezzeti yağlamış. Hmm. Evet, evet. Bitirin kaburgaya. Evet. Et, balık, kelle yenir halde biliyorsun. Çatal çak yenmez. Yok. Bu harika, bu da dağılıyor. Çok güzel. Şimdi 3-4 saat fırında kalıyor ama o kurumuyor Vedat Bey. Yok. Kendi yağı içinde olduğu için. Önemli tarafı ağır pişiyor işte. Ağır ağır, evet. Şimdi sous vide diye bir pişme yöntemi çıktı dünyada. Kanser gibi yayılıyor bizim mutfağda. Vakumda pişiyor. Ha. Ne pişersen piş, yumuşuyor ama böyle sakız gibi oluyor. Doku olarak sanki kavuçuk gibi. Çiğ lastik gibi ya da diyeyim çiğnediğin zaman. Ben hiç beğenmiyorum ama nedense şefler kolay. Çünkü önceden açıları hemen kesiyorlar. Hemen o şeyler hemen pişmiyor. Uzun zamanda pişiyor ama makineye koyuyorsun. Yani bir bırakıyorsun. Vakumda pişiyor. Fakat önceden bölüyorlar parçaları. Mesela pirzolaşıyorsun da bu sınıf falan. Ayrıca sen öyle satın alıyor lokantalar. Yani poşette satın alıyor. Yani böyle şimdi bütün biz pişirmek çok önemli. Hayır şeyi. Aşağıdaki taş fırında fırına en uzak yer. Koltuk derler Vedat Bey. Orada harika, ağır ağır pişer. Mesela bıçak arası et ekmek de orada daha lezzetli olur. Tabii ki. Güzel. Çok güzel. Bu yani gerçekten bir yaşını doldurmamış lezzetinden, evet, şey toplu yapıyorum. Toplu dediğim yani erkek kuzu. Vallahi eline sağlık. Afiyet olsun. Son bir şey olacağım. Gerçekten güzeldi yani. Bunların fiyatı nedir söylesene. 20 lira. Şimdi bizim burası hem esnaf lokantası. Müşteri potansiyelim çok yüksek. Memuru da geliyor. Esnafı da geliyor. İş adamları da geliyor. Turistler de çok seviyor artık bu tadı. Şimdi bir de çok güzel. Bir de keşke aynı insanlar gitse de ne bileyim işte Etiler'de bilmem Nişantaşı'nda 80 lira versek kuzuyu bir de geldi burada yese. O zaman farkı da görürdü. O da şey. İlla ki. O zaman hep diyorlar. Ben yurt dışında görüyorum. Türkiye'de diyorlar. Fiyat kalite ilişkisi yok. Doğru. Lokantasında yani onu yok. Onu okudum, evet. Onu evet. Yazınızı okudum. Evet. Evet. Yani yok. Çok güzel bir yemek yedik. Sağ ol. Konya mutfağı İstanbul'da daha çok bamya çorbası, etli ekmek, bıçak arası ve tandırla tanındı. Yani başka yemekler de çok ama bunlar da çok güzel yemekler. Ve burayı da ben gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Çünkü gerçekten yani yalancı değil, Konya mutfağını çok iyi temsil ediyorlar. Çok lezzetli. Özellikle ben etli ekmek ve bıçak arasını ve kaburgayı çok çok beğendim. Yoğurtları da çok güzel. Sac arası da gayet lezzetli. Fiyatlar da uygun. Bir de Anadolu yakasında çok sevdiğim bir Konya lokantası var. Kazasker'de. Yani oradaysanız orada, buradaysanız burada, Sirkeci'ye geleceksiniz.
çok güzel, çok lezzetli bir yemek yiyip Konya mutfağına giriş yapabilirsiniz.